Askeri araca bombalı saldırı. Cezaevindeki öğretmen anne ve bebeğinden haber alınamıyor. İşsizlikte son 6 yılın rekoru. Günün haberleri başlıyor. Geçen sene Kasım ayında Gülen cemaatine hedef alan operasyonlarda tutuklanan 27 yaşındaki genç öğretmen Yağmur Balcı'yla 11 aylık bebeğinden haber alınamıyor. Balcı ailesinin kızlarının tutulduğu Trabzon Bahçecik cezaevine yaptıkları başvurulara Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir yazı var. Güvenlik nedeniyle bilgi veremeyiz cevabı verildi. Yakınlardaki başka bir cezaevine nakledilmiş olabileceği ihtimalini düşünerek Ordu, Rize ve Giresun cezaevlerini de arayan aileye burada yok deniliyor. Kendisiyle aynı cezaevinde kalan Abdullah Balcı'nın da eşinin ve bebeğinin kaybolduğundan bilgisi dahi bulunmadığı öğrenildi. Darbe girişiminin yıl dönümünde Twitter hesabından paylaştığı mesajlar gerekçesiyle ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Almanya'da bulunan Altıoklar kararı, yıllardan beri uyardığımız bir totaliter rejim bugün Türkiye'de gerçekleşiyor. Hukukun askıya alındığı bir toplumda gözaltı kararı beni şaşırtmadı sözleriyle değerlendirdi ve tek tip elbiseler giydirilmek isteniyor. Bütün bunlar kötüye gidişatın bir işareti. Oysa Türkiye'nin yarısından fazlası bu hükümeti istemiyor. 40 milyon insana bu tek tip kıyafetler nasıl giydirilecek? Umarım Türkiye bu süreci kazasız belasız en kısa sürede atlatır ifadesini kullandı. Ankara Barosu Başkanı Hakan Can Duran, iktidarın OHAL'le muhalifleri hedef alarak yol temizliği yaptığını ve Türkiye'nin adım adım faşizme gittiğini söyledi. Cumhuriyet gazetesine konuşan Can Duran, HSK'nın son kararnamesine ilişkinde bu hükümet gelene kadar yargıda siyaset konuşulmazdı. Hiçbir avukat, hakimlerin hangi siyasi görüşte olduğunu bilemezdi. Artık hakim ve savcılar parti üyesi, parti sempatizanı haline geldi ifadesini kullandı. Hakkari Yüksekova'da askeri aracın geçişi sırasında el yapımı bomba patlatıldı. Saldırıda 17 asker yaralandı. 4 Mehmetçiğin durumunun ağır olduğunu açıklayan TSK, saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Grev tehdidi olan yere biz o halden istifadeyle anında müdahale ediyoruz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o halden istifade ederek grevlere anında müdahale ediyoruz sözleri yargıya taşındı. Halkın Kurtuluşu Partisi Erdoğan'ın açıklaması hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, söz konusu açıklamayı yabancı yatırımcılara hitap ettiği konuşmasında yapmıştı. O halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ise MGK toplantısının tavsiye kararı açıklanmadan mecliste onaylandı. DİSK Araştırma Enstitüsü, işsizliğin son 6 yılın en yüksek oranına yükseldiğini açıkladı. Yayımlanan raporda bütün işsizlik türlerinde tırmanış yaşandığına dikkat çekildi ve istihdam seferberliği lafta kaldı dendi. Raporda dar tanımlı işsiz sayısının 3.287.000'e, geniş tanımlı işsiz sayısının da 5.988.000'e yükseldiği hatırlatılıyor. 2014 yılında dünyanın en önemli ve en büyük matematik ödülü Fields'ı alan Meryem Mirzakhani hayatını kaybetti. 1977 yılında İran'da dünyaya gelen ve bu ödülü almaya hak kazanan ilk kadın olan 40 yaşındaki Mirzakhani, Amerika'da yaşıyor ve Stanford Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak çalışıyordu.